itiyorsun beni? Niye ittin amca? Ben mi ittim? Aha. Sen üstüme geldin. Amca. Kımıldamadın bile böyle. Şöyle ittin amca ya. Sen rüya görüyorsun ha. Bak ben arkam dönüp sen bana çarptın, sırtıma çarptın. Canım yandı amca ya. Şimdi güzel kardeşim bak ben böyle duruyorum sen sırtıma çarptın. Ben sana nasıl vururum böyle? Şöyle elinizle ittiniz. Sen farkında değilsin oğlum. Aa. Ben öyle bir şey olduysa ben buradan çıkmam nasip olmaz. Beni görüyor musun şu anda? Benim görevim vardı o yüzden yaptım. Ne görevi? Proje ödevi. Proje ödevi? Ben vereyim hemen düşen parçayı. Ben dedim ki hocam bana nasıl kanaat notu kullanabilirsin? Dedi git o zaman kulaklığını kes. Komik değildi ama. Şimdi notum yükselecek herhalde onu yapınca. Hoca öyle dedi. Belki dalga da geçmiş olabilir ama. Bugün birkaç kişinin daha kulaklığını kestim. Kulaklığı bana verir misiniz? Kullanmayacaksınız o yüzden aldım. Yok kullanamayacağım ki. Kullanamayacağım zaten artık. Tamam 5 lira verir misiniz bana? Para. İyi 5 misin? 5 lira. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Biri sizi tanımak istiyor diyelim ki. Tanımak istiyor. Nasıl tanıyabilir yani sizi? Hani. O ne demek ya? Yani soru... Anlatamadım galiba. Pardon. Yanlış anlamayın hani. Tanımak istiyorsa ne yapabilirim? Onu soruyorum sadece. Ne? Merak. Niye bana soruyorsun sen bunu? Kardeşim hayırdır? Ya merak ettim sadece. Sen hayırdır ya? Birliğini çağırıyorum. Tamam bekle sen burada. Niye? Bir şey sorma. Kötü bir şey söylemedim ki. Hayır size sorunuzu hayır, ben buna verecek. Bekleyin siz. Merak ettim burada. Sadece. Ya ne yapab... Nasıl olur yani? Su içmek istiyorum da abla. Evet. Böyle açıkta su bulamadım şeyde. Hep burada kapalı satıyorlar ya. Şimdi şimdi içesim geldi. Şimdi efendim? Yalnız olabilir. Bunlar iç biraz iyi gelir. Yeni çıktı çok iyi. Ben de içiyorum ya. Ne bu ya? Şey yok. İnsan mısın sen ya? İnsan mısın sen? Adam mısın sen? Adam mısın? Sen 5 para etmez bir adamsın. Bir hastaneye gitmem lazım. Ben su verdiğimi zannediyorum ben. Ama ben sana dedim domates ne veriyorsun dedim su dedim. Demedi hiç ki. Bu su var mı? Su, o su değil domesto. Değil yani şey veriyorum. Çamaşır suyu. Ya niye bilerek yapıyorsun? Hayır sen niye bilerek yapıyorsun? Bugün sağ tarafımda Emirhan Özsan, programa Kastamonu'dan katılıyor, 24 yaşında. Siz hanımefendi, şöyle, karavanı şöyle çevirin. Şimdi ben paraya çok değer veren bir insan değilim. Paravanı açalım isterseniz. Düşüncelerinizi alalım. Bir düşüncem yok benim. Ben sizi rahatsız ettiysem kalkabilirim buradan. Ekranda çok küçük duruyordunuz. Hangi ekranda? 37 ekran televizyon. Bu arada ben 2 sene barda çalıştım. Sizin için sıkıntı mı? Benim şu an burada olmamız sıkıntı. Şu abiye söz vermek istiyorum. Tabii, buyurun. Nerede abi? Çocuk çok temiz bir çocuğa benziyor. Çok efendi bir çocuk. Hanımefendi de çok baskın bir karakter. Onun naifliği eksi artı olarak birbirlerini tamamlar diye düşünüyorum. Bence çay içmeliler. Sağ ol abi. Ya ne kadar doğru bilmiyorum da abi çocuk şey dedi. Bu dedi zamanı durduruyor dedi. Ama bilmiyorum hani dümen mi yapıyor? Hiç denemedim ama şu ana kadar. Deneyebiliyor musun herhalde? Onun için getirdim de hani dedim birlikte biz bizeyken deneyelim. Zaman mı durduruyor? Hı hı. Kim devam ettirecek peki? Bir de o var. Kim devam ettirecek? Bilmiyorum abi. Aynı tuşa basınca herhalde... Bir bas versen bir şey mi olur? Bir bas abi. Ya. Böyle şey mi? Abi dur psikolojim bozuldu ya.
Abi ya. Vallahi psikolojim bozuldu. Bana bir şey çekmem lazım. Harbiden yani. Şu anda gördüğünüz gibi zamanı durduran kumanda icat edilmiş ve ben şoktayım. Hatta kuafördeyim de. Psikolojim bozuldu. Sade sade içiyor. Abi ben... Ya babamın buraya tam olarak nerede olduğumuzu söyleyebilir misiniz? Yani burası tam nerede? Olarak nerede? Metrobüsün oradaymış. Vereyim hemen size anlatayım. Tam tarif edemem. Söğütlü Çeşme değil. Uzun... Yok. Burada aşağıda bir yer var. Metro muydu orası? Metro. Acıbadem. Acıbadem. Köprünün orası var. Kaldırımın devam edin zaten. Size söyleyin. Alo. Kapandı galiba. Arayayım tekrar. Devam edeceğini söyleyeyim. Halk ekmeği göreceğim zaten. Ha geliyor mu sesim? Tamam bir dakika baba. Alo. Merhaba. Geliyor mu ses? Hayır. Babamın telefonu yok benim. Nasıl gelecek buraya? Telefonu yok mu? Nasıl konuşuyorsunuz? Kendi kendine. Benim babam da yok. Beni bıraktı. Yıllar önce. Ben buraya her gün gelip babamı çağırıyorum. Gelen yok. İyi günler. Röportajımız var. Güzel. Gençlikle ilgili. Gel bir yardımcı olalım arkadaşlarımıza. Tamam. Şöyle durayım abi. Şöyle. İstanbul'da nüfus gittikçe artıyor, yoğunlaşıyor. İnan ki yaşam zorlaşıyor. Allah seni inandırsın abi. Dün gece uyudum. Biraz ben... Niye? Röportajı biraz şey... Hani, niye? Çözemedim şeyi. Olayı çözemedim. Ya bize müsaade eder misin gidelim? Tamam. O ne? Ne? O ne? Hangi? Şu. Bu mu? Ne bu? Abimiz göndermişti. Tuttuğun şey ne? Hangi? Bu mu? Bu ne? Bu mu? WhatsApp. Türk mü? Hı? Anlamadım. Bu ne peki? Farklı. Allah Allah. Çok enteresan. Anlamadım. Bizim köyde yok bunlar. Ne oluyor onlar? Abi şuraya bakmaya anlamadım. Onunla ne oluyor ki? Neydi? Nerede? O ne? Kim? Ne oldu? Ben mi? Abi ne oldu? Kim o? Kim? Ne? Anlamadım. Siz mi? Ben sizden anlamadım. Nerede? Benimle yemeğe çıkar mısın? Sana mı? Akşam yemeği. Ben mi? Rosto. Biftek. Böyle bir şey mümkün mü yani? Bana mı diyorsun? Ben mi konuşuyorum? Çok istiyorum yemek. Açlığımdan değil. Alayım ben sana yemek. Tek bir şey söyleyeceğim. I miss you. Ben sana aşık oldum. Ne? Ben sana aşık oldum. Ben sana aşık oldum. Ya bu uygulama niye çevirmiyor? Efendim? Siri deniyorum da sabahtan beri çevirmiyor. Ben yardım edeyim mi? Tamam. Ben sana aşık oldum. Benle mi konuşuyorsun? Hayır, çevireyim dediniz ya. Uygulamada yardımcı olacağım. Numaranızı mı vereceksiniz? Hayır, uygulamayı açarsan. Kapattım. Tamam, aç yardımcı olayım. Tamam, yardımcı olun, söylüyorum ben. Ben sana aşık oldum. Uygulamadan aç, göstereyim nasıl yapacağını. Açamam. Neden? Özel mesajlarım var. Pardon, buradan Anadolu Üniversitesi'ne nasıl gidebilirim? Ben gitme kaldım. Bu arada ben
sizi sanki bir yerden. Bu arada ben sizden hoşlanıyorum. Ha, pardon, Anadolu Üniversitesi'ne nasıl gidebiliriz? İyi günler efendim. Şöyle ben size çığlık atarım biraz. Kamera şakası yapıyorduk. Niye çığlık atıyorsun? Kamera şakası. İyi günler diliyorum. Çığlık mı atacaktınız? Evet. Ne diyecektiniz? Çığlık atacakmış. Pardon, merhaba. Ben bir kız arkadaşımı arıyordum da size göstersem gördünüz mü görmediniz mi çok merak ediyorum. Gösterebilir miyim? Aradığım kız bu arada inanılmaz güzel bir kız. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bakın. Çok güzelsiniz. Ne diyorsunuz? Efendim? Ben arkadaşımı bekliyorum. Yanlış anlayabilirim şu anda. Kim o arkadaşınız? Yani benim arkadaşım, erkek arkadaşımı bekliyorum. Kız var mı? Yani kız derken? Kız arkadaşınız var mı? Instagram'ımı falan söyledim. Yeterince sinirlerim bozuk zaten, lütfen ya. Ben gidiyorum, sizle konuşmak istemiyorum. Instagram'ımı, numaramı da vermeyeceğim size. Numaramı da vermiyorum. Ya, çok bile durdunuz. Numaramı yani. Vermiyorum numaramı. Numaramı ne yapıyorsun? Günüm çok kötü geçti çünkü. Bunu mu yapman lazım? Ya bana gelseydi o, ya saçımı kesseydi? Yok, tecrübeliyim. İyi misin sen? Psikoloji mi bu? Ama ben psikiyatri değilim. O yüzden maalesef yardımcı. Ben de biyoloji değilim. Ya bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamazsınız tabii. Şimdi az önce bir göz göze geldik. Allah Allah, ben görmedim. Ben bir heyecanlandım. Siz de belki hoşlanmış olabilirsiniz benden. Ya yani itiraf edebilirsiniz bunu, hoşlanabilirsiniz. Nerede okuyorsunuz? Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde okuyorsunuz böyle. Ben sizi görmedim yani hiç. Hayır. Göz göze falan gelmedi. Şöyle oldu, ben şuradan geliyordum ve göz göze geldim. Hiç görmedim. Orada bir heyecanlandım ben. Ya olabilir, insanlık hali sonuçta. Anlıyorum. Enerjimiz belki uyuşmuştur. Enerjimiz uyuşmuş, anladım. Cemre. Charmander. Ne? Charmander. Pokemon'da kuyruğu ateş olan vardı ya, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Adın ne cidden? Emirhan. Emirhan. Memnun oldum. Anladım. Ben de memnun oldum. Göz göze geldiğimizi hatırlıyor musun peki? Yok, hatırlamıyorum. Görmedim de tam olarak. Şöyle, kuyruğum var ya benim. Yandığı zaman o kuyruk elektrik alıyor. Telefonla konuşuyordum. Şuradan yürüyordum böyle. Şöyle yaptınız. Sonra siz de utandınız sanki birazcık. Gözünüzü kaçırdınız. Tam komedisin, biliyor musun? Dedim herhalde gitti yani. Bitti artık. Bundan sonra aşkımız bitti demiş. Tanışamam dedim. Sonra da böyle bir cesaret gösterdim. Normalde hiç yapamam. Çok utangaç, yani sıkıntılı bir insanımdır. Sıkıntısı ne okuyorsun? Ha, psikoloji. Belli oluyor mu? Peki beğendin mi beni gerçekten? Bak şu dur bir dakika dur. Önüme geleni beğenmem ben ya. Vallahi beğenmem. Ciddiyim bak. Şu pes fotoğrafı. Merhaba. Evet. Ben bir kız arkadaşımı arıyordum da buralarda. Nerede? Bana niye soruyorsun? Efendim? Nereden bileyim ben? Ha, gördünüz mü görmediniz mi diye merak ettim. Tamam, göster resmini, bak görmüşsün. Çok güzel bir kız. Dalga mı geçiyorsun? Ya dalga mı geçiyorsun? Şimdi bu ne? Beni rahatsız ediyorsun gelip. Özür dilerim. Dalga mı geçiyorsun? Özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Sizi mutlu etmek istedim. Güzel bir şey yaptın ama böyle değil yani. Nasıl yapılabilir? Olmaz böyle. Ya yapılmaz. Daha şaşalı bir şey de yapabilirim. Yapılmaz ama. Sen böyle genelde kızların yanına gidiyor musun? Ufak biraz çapkınlık var ya. Birazcık çok yok ama. Gerek yok bence. Ne gerek var? Yani teşekkür ederim yine. Hı. İncelik yaptın ama gerek yok. Nasıl çözelim? Sinirlendim şu an. Gerildim yani. Instagram'ınızı alayım, çözelim. Şaka mı yapıyorsun? Günah mı? Günah değil de ne gerek var? Oturacaksın sen. Devam edeceksin herhalde böyle. Davetiniz için teşekkür ederim ama benim kız arkadaşım var. Güzel. Kız arkadaşını bekle o zaman. Kız arkadaşımı 26 senedir beklerim ben. Güzel. Aşkı bulduğumu sandım sende. Ne bekliyorsun? 5 lira verirseniz bir şeyler alayım kendime. Veririm, 10 lira veririm ben sana. Versin. Veririm. Yani buna ihtiyacın varsa gerçekten. Var. Borcum var. Var mı? Güzel. Sizi mutlu etmenin karşılığı 10 lira mı? Mutlu oldum biraz. Kusura bakmayın ama ben bunu beklentisiz yapmıştım. Ama alıyorum paranızı çünkü paraya ihtiyacım var gerçekten. Kardeşim, manyak mısın ya? Abi, Pendik'e gidiyor mu bu? Ben
Nerede bir deli var bizi buluyor ya? Gitmez kardeşim pentiyemeni. George Pool'a gidiyor mu? Gitmez kardeşim, Üsküdar'a. Paraşütü gidiyor. Açamadım abi. Ya kardeşim bıraksana peşimi ya. Başladı mı? Nedir abi? Efendim? Nedir abi? Ne midir? Anlamadım. Sorayım abi. Lüks yaşam mı yoksa rüks yaşam mı? Bana ben lüks yaşamayı... Var, var. İstemiyorum. Var abi onu. Efendim? Olur. E olur da ben tercih etmiyorum lüks yaşamayı. Kaç kişi? Efendim? Kaç kişi mesela? Ben kendi adıma konuşuyorum. Ha, ben de. Evet. Var değil mi? E vardır canım. Vardı. Yani yok değil mi? Onlar mı dedi onu? Efendim? Onlar diyor değil mi abi onu? Yani lüks yaşamak isteyen diyor ki iyi olur. Ben İyi olur. Efendim? Var çünkü. E doğrudur. Var. Anlaşamıyoruz değil mi? 3 kilometre yürüdün diyelim ki abi. Evet. Dinlenmek istedin. Okul mu? Yani dinlenmek istedim. Okul... sorunuzu hiç anlamıyorum da onun için yani niye okul dediniz? Okul mu diye merak ettim abi. Ya okul tabii ki. Tabii ki okul devamı iyi bir şeydir. Canım ya ben senden bir şey anlamıyorum ya sen bana anlatamıyorsun. okul güzel bir şeydir. Eğitimdir tabii. Tabii. Yani ben ona tabii ki doğru bir şeydir. Doğru. Yani ona bir diyeceğim yok. Okul mu? Okul. Var mı? Okul mu? Var. Var tabii. Yapar mı? Okul mu? Yapar mı? Yapar deyince ne oluyor? Olur mu yani? Olur tabii, niye olmasın? Var yani. Okul mu? Okul var tabii. Okursan okul olur. Okur mu? Okul mu? Mario'da kaçıncı bölüm oluyor bu? Mario'nun ne olduğunu bilmiyorum. Gomez. Gomez'i de bilmiyorum. Anlaşamıyoruz. Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama. Rahatsız ediyorsun, daha fazla konuşmadım. Neden? Neden bu kadar önyargılısınız? Konuşmanı istemiyorum. Neden böyle davranıyorsunuz? Yani... Konuşmanı istemiyorum. Evlenme teklif etmedim ki ben zaten. Rahatsız oluyorum. Belki yol soracağım. Bilmiyorum. Şizofrenlik var mı? Bilmiyorum. Pardon, bir şey sormak istiyorum. Bana bir şey ne soracaksın ya, sen tanımadın insana. İşte yol soracaktım. Sorma bir sürü insan. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Burada benim bir arkadaşım olacak da. Onu gördünüz mü, görmediniz mi? Bir fotoğraf göstersem size, baksanız. Bir saniye. Özel şeylerim vardı. Çok güzel bir kız bu arada. Umarım görmüşsünüzdür, gösteriyorum. O güzel sizsiniz. Bir dakika. Bu özgüvenin nereden geliyor? Babamdan. Bayağı komikmiş ya, yani çok düşündün mü bu espri yapmak için? Espri değil, mutlu etmekti amacım. Teşekkür ederim ama mutlu olmadım. Saç kesimimden dolayı mı böyle davranıyorsunuz? Saç kesiminle konunun ne alakası var yani? Saç kesimin benimkine benziyor. Normalde benim berberim var da. Ya bizim tekelci abi kesti de saçımı. Tas koydu kesti. Komik mi? Ama Ronaldo'nun gençliğine benziyorum bence. Emin misin? Hiç aynaya baktın mı? Evet. Kim söyledi sana Ronaldo'ya benzediğini? Dayım.